Bana su getir. Al konserime bir su. Konserim. Gelmedi. Dur. Ver. Konserim. Çok mu ağrınız var komiserim? Çok. Ne var Mıstık, ne oldu? Bir şey var da komiserim. Nasıl söylenir bilemedim. Söylesene oğlum. Aziz Korkmazer komiserim. Aracı terk edilmiş olarak bulunmuş. Biraz önce anons geçerlerken duydum. Şüpheli araç diye yaklaşmışlar. Nasıl yani? İçinde kimse yok muymuş? Ayrıntısını bilmiyorum komiserim. Ben anonsu duyar duymaz haber edeyim dedim. Demek öyle. Ay, yıllar sonra ne iyi ettin Ali. Değil mi Faik? Ya, öyle vallahi. Ceylan, hadi çay koy kızım. Tamam baba. Ceylan. Ablanı aradım, telefonunu açmıyor. Merak ettim, arasana bir. Tamam. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Baba kapalı telefonu. Ben bir Nehir ablamı arayayım. Ha, iyi akıl ettin, ara. Ne arıyor ki bu saatte bu? Efendim Ceylan'cığım. Nehir ablacığım, ablam orada mı? Niye ki? Ya eve gelmeyince babam çok merak etti de acaba yine çalışıyor musunuz? Evet canım, çalışıyoruz. Şimdi toplantıya girdiler onlar. Şimdi gireceğim. Tamam Nehir ablacığım, o zaman ben söylerim babama. Teşekkür ederim, kolay gelsin size. Sağ ol canım. Çalışıyorlarmış baba, toplantıya gireceklermiş şimdi. Hatta Nehir abla da girecekmiş. Ya gece gece ne toplantısıymış bu? E babacığım, o kadar para verince doğal olarak zamanında satın alıyorlar böyle. Orası öyle de hiç hoşuma gitmiyor. Hadi sen çayları tazele. Tamam. Neler karıştırıyorsun yine Feride sen? Nehir. Neyi, sen beni niye ihmal ediyorsun? Ha? Niye ben sana ulaşamıyorum? Bak Nehir, çok kırılıyorum ama. Ama anneyse bunun konuyla hiçbir alakası yok. Kerem, Azize ulaşamıyorum. Biliyor musun nerede olduğunu? Senin gene atağın tutmuş belli. Atak bu atak. Kerem, dalga geçme. Dalga geçmiyorum ya. Gerçekten. Atağın gelmiş. Aziz atak. Seni arayan da kabahat zaten. Tamam kızma ya. Da bir şey soracağım. Sen şimdi Azize ulaşmaya çalışıyorsun ya. Sen ne zaman Azize ulaştın ki şimdi ulaşabilirsin? Öyle değil Kerem. Ceylan aradı. Feride eve gitmemiş. Gitmezse gitmesin. Yetişkin kız. Sana ne, bu kadar üstüne düşme. Kerem. Tamam ya. Bak şimdi kız, sana hey heyler geldi mi? Ha? Seni böyle bir afakanlar bastı mı? Bir kızla bir erkek baş başa kalınca ne yaparlar diye kendi kendine sordun, için için yedin, için için yedin değil mi? Ne yapıyorlar acaba? Yılan. Beraber şömine başında. Kerem yeter. Tamam, panik yapma. Ama durumda bir tuhaflık var. Çünkü ben abimi tanıyorsam Sultan bu durumdayken böyle şeyler yapmaz. Nitekim Feride de öyle. Fırat evde. O yüzden için rahat olsun. Ya değil mi, bence de öyle. Neyse, sen haber alırsan beni ara, olur mu? Tabii. Nehir, bu arada sana bir şey söylemem gerekiyor. Evet. Atak geldiğinde burundan nefes al ve içinden saymaya başla. Aziz bir. Aziz iki. Kerem yeter. Kapat. Aman be, sana da bir şey söylenmiyor ha. Yılans. Bir de şey vardı böyle,
Kese kağıdına böyle nefes alıp veriyordun. Huhtu huhtu. Kendine geliyordun. Neydi o? Ama neyse. Güle güle Ali'ciğim. Yine bekleriz. Çok teşekkürler. Eşine selamlar Ali. Sağ ol Sibel Hanım. İleteceğim kendisine. İyi akşamlar. Ayakkabılarını gördün mü? Marka yani. Ve sübhanallah. Da zengin olmuş belli. Pes Hasibe ya, pes. Efendim ben Anette ablayı buldum. Ama kadının ahı gitmiş bahı kalmış. Aklını da kaybetmiş. Bize bir zararı da olmaz, faydası da dokunmaz. Zaten hatırlayıp konuşsa bile kimse dikkate almaz. Ben bu gece ilk uçakla dönüyorum. Kerem, sen buraya nasıl geldin? Biliyor musun? Yoksa tesadüf mü? Sultan! Sultan! Efendim? Bil bakalım ben kimim? Uzun boylu, renkli gözlü, yakışıklı, vakur. Bilmem. Aziz sandın değil mi? Tabii ki hayır. Ne yapıyorsun bakayım benim ıstırpatlağım? İyi, okuyorum işte. Sen ne yapıyorsun? Canın sıkılmıyor değil mi? Yok. Ne zamandır okuyacağım bir listem vardı. İyi oldu aslında, böyle kabaca hesapladım. Ben ayağa kalkıncaya kadar hepsini okumuş olurum. Kültürümle ezerim diyorsun yani. Diyorum valla, hiç acımam. Aferin, bana çekmişsin. Ben de hep okurum. Hadi be orada. Gel o zaman biraz oku şunu. Sen özetini geç, ben dinliyorum. Saçmalama. Abi çok kötüsün. Hiçbir zaman inkar etmedim ki. Densiz şey. Rahat vermiyor ki kıza, dinlensin. Gülten. Buyurun Perihan Hanım. Sultan benim yaptığım krepleri çok sever ya. Hadi yardım et de bana ona krep yapalım. Hadi gel. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır varmış. Şükür ya Rabbi. Sen. Tamam, kabul ediyorum. Ne istiyorsan vereceğim. Feride'yi bırak. Bela! Feride'yi bırak! Gevşe sen! Feride'yi bırak dedim sen. Tamam. Kabul ediyorum, Feride'yi bırak. Bela! Bela al beni. Tamam, tamam. Bela! Feride'yi bırak. Özür dilerim Feride. Hadi iyi geceler Anet abla. Bir uyu artık da nefes alayım bari. Bütün gün elim yüreğimde geçmişten ne çıkaracaksın diye. Hasibe. Yine ne var? Ali. Diye gel bir şeyi. Öylesine uğramış. Vallahi
Bunca yıl sonra neden gelmişsin? Anet abla, döndün galiba sen. Nereye gitmiştim ki? Bayılacağım. Dön baba, dönelim acılara gidelim. Anet abla, uyu sen uyu. Hadi düşünme bunları. Üf, delirtecek beni. Allah Allah. En son Alice yazmış idi bana. Ben Ali abimin yanındayım diye. Hasibe. Hasibe. Hasibe, Alice nerede? Bakalım Ali amcamın Feride'lerin evinde ne işi varmış? Ve işler garip bir hal alır. Allah Allah. Babacığım. Söyle. Bir şey buldunuz mu? Kerem Bey, beni bu işe karıştırmayın. Nasıl karıştırmayın ya? Mesele para mı? Hayır değil. Servetinizi bana verseniz... Ben yine de bu işe bakmam. Bence annenizin peşine düşmeyin. Beni aramayın. Nasıl ya? Ne oluyor? Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha... Ne oluyor? Ne oluyor? Sen bizi ne hallere soktun ya? Sen beni ne hallere düşürdün ya? Sen bizi ne hallere soktun? Annem. Annem. Anne, oğlun seni bulacak. Oğluna kaç ceset çiğnemem gerekiyorsa çiğneyeceğim. Ama ben seni bulacağım. Ben seni bulacağım anne. Söz.
Buyurun komiserim. Kazadan sonra toplanan ve enkazdan çıkan eşyalar. Açsın. Telefonumun haline bak. Oradan telefonla şarj aletini versene. Ne oldu mıstık yine? Ne zaman düşüp kalacaksınız diye bekliyorum komiserim. Yanınızda olayım bari. Sağ ol. İyiyim ben, merak etme. Bazı şeyler görünür komiserim. Bu halinizle iyi olacağınıza inanacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Tamam. İyi değilim. Ama daha önemli şeyler var. Peki evet, komiserim. Efendim Yalçın. Altın. Aziz'le en son ne zaman konuştum? Ne var, ne oldu? Aziz'in arabasını yolda terk edilmiş bir halde bulmuşlar. Bir vatandaş aramış. Ne diyorsun sen Yalçın? Aziz'in eşyaları, telefonu arabada. Feride'nin de öyle. Nereye gidiyorlar, ne oldu? Ama onlar fabrikaya gidecekti beraber. Yalçın ne oluyor, söyle bana. Bilmiyorum. Ama hiç hoşuma gitmiyor. Feride Aziz'in yanında olduğu müddetçe... Ben aracın yanına gidiyorum. Tamam, ben de geliyorum. Hemen konum gönder bana. Sakin ol. Sakin ol. Etrafına bak. Neredesin? 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 Etrafına bak. Sakin yaşamıyorsun Aziz. Sakin ol oğlum. Sakin ol Aziz. Sakin ol. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kafan topla.
Her iş. Her şey aşikar. Ne? Her şey aşikar. Her şey aşikar Aziz. Her şey aşikar. Sen niye ayaktasın? Ha? Neyin var senin? Otur buraya. Hı. İyi misin? Ha? İyiyim. Bir şey olmuş. Soracağım ama nasıl olsa cevap vermeyeceksin. Tahsin, bak ben diyorum ki Sultan'ı buraya, bizim odaya alsak. Arka odada sıkılmasın hiç, ne dersin? İyi. Ben kime ne söylüyorum ki? En azından çabamı görseydin.
Oğlumu bırak. Oğlumu bırak. Oğlumu bırak. Allah kahretsin. Oğlumu bırak. Sokağa çıktı. Teyzeciğim, ay, ne yapıyorsunuz gece gece sokakta? Kayıp mı oldunuz? Buralarda bir yerde antikacı vardı. Salih'in dükkanı. Dur, nerede? Gelin birlikte arayalım. Öyle mi? Sağ ol güzel kızım. Allah Allah. Gece gece antikacıyı ne yapacaksa her yerde kapalı. Siz neredesiniz? Ne böyle burası? Bilmiyorum. Ya ruh hastası ya da... Ya da? Feride. Bizi izliyorlar ve dinliyorlar. Nasıl? Sen odadayken ben seni görebiliyordum. Aynadan. Arada sadece bir cam var sandım. Kırdığımda muhtemelen
Senin odana gaz dolmaya başladı. Deli mi bunlar? Neden böyle tuhaf bir şey yapıyorlar? Sakın hiçbir eşyaya dokunma ya da çekme. Tamam mı? Her şey bir mekanizmaya bağlanmış gibi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geliyor ve bu olanlar çok saçma. Ölüm evi gibi. Ya da psikolojik işkence. Aziz. Çok korkuyorum. Korkma. İpucu olacak bir şey var mı diye bakalım, tamam mı? Nasıl yani? Bu ev hem çok doğal hem de bir o kadar doğal değil. Zaman burada durmuş gibi. Yeni hiçbir şey yok evde. Bilmiyorum Feride, bak işte farklı bir şey. İpucu olacak bir şey. Kilidi olmayan bir kapıyı nasıl açarsın düşün. Açamazsın. Sen. Ben? Sen benim bütün kilitli kapılarımı açtın. Kelimelerimle açtın Feride. İlk cümlen güç böyle bir şey mi Aziz Bey? Aziz şimdi sırası mı? Hayır Feride, öyle bir şey değil. Kelimeler Feride. Her işaret kelimeler ve eşyalara saklanmış. Sen odanda sıkışmış, korkmuş halde dururken seni gördüğüm halde, duyduğum halde dokunamadım Feride. Ben aynayı kırıp seni kurtaracağımı düşünürken seni tehlikeye attım. Senin nefesini de bıraktım. Aşık ve sıkışmış birinin duyguları gibi. Ev yani. Evet. Kapıları açan şifreler. Sonuçta burayı bir insan inşa etti. Burası depo değil Feride. Ev. Ve bilmiyorum işte. Düşün sen de. Peki. Feride korkma. Korkma demesi kolay. Korkuyorum işte, Allah Allah. Ölüyordum az önce ben. Şimdi bunun kavgasını mı yapacağız Feride? Korkuyorum Aziz. Hadi çıkalım. Kalk. Oldu Feride. Hadi aç kapıyı çıkalım. Dalga geçme Aziz. Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Sait! Mısır! Buyurun komiserim. Yol kameralarında yok mu şey? Allah komiserim. Araçların plakalarını gördük ama sahte çıktılar. Takip etmiyor musunuz oğlum? Nereye gidiyorlar? Kör noktalar var komiserim. Bunlar, onlardan birinde araç değişikliği yaptıysa eğer biz de bir yere kadar takip edebildik ama bulacağız. Tamam. Devam edin. İlla ki bir yerde bir hata yaptılar. Bak, kim bunlar? Vallahi komiserim, siz de yığılınca hiçbir işe yaramazsınız, biliyorsunuz değil mi? Tamam. Ama en küçük gelişmede bana haber veriyorsunuz ha. Emredersiniz komiserim, tamam. Hayda, Anita teyze. Allah Allah. Salih, evladım. Madam, hayırdır akşam akşam burada ne işiniz var sizin? Ben geceleri uyku uyuyamıyorum. Şefik Bey'in evini arıyorum. Ara tara yok. Merhaba, ben buralardaydım da teyze de kaybolmuştu. Anladım kızım. Madam, onlar bu mahalleden taşındı. Siz o evi aramayın artık, tamam mı? İyi o vakit, ben eve gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kızım. Baba ben gideyim değil mi? Yalnız bırakmayayım, olmaz şimdi. Ben şimdi anladım mı? Burada
göreceğiz. Verdi bana bunu. Özel tasarım bu. Abdullah amca vermiş babama. Her şey aşikar. Her şey aşikar. Kar. Yok bir şey. Pek iyi değilim aslında. Ya ben aslında renk vermemeye çalışıyorum ama mahallede karşılaşmalarımız, sonra sizi hastanede görmem, bir de bugün Salih Baba'nın dükkanına gelmeniz, hem de Anita teyzeyle. Aynı çevrelerde dolaşıyoruz Nehir Hanım. Ya Nehir de lütfen. Bıktım artık Nehir Hanım olmaktan. Eyvallah. Nehir. Benim arabam arka sokakta. Ben gideyim artık. Allah Allah. Bu neydi şimdi? Evet. Abdullah. Nasıl olur? Aziz ne yapıyorsun? Deneyimler Feride, deneyimler. Duvardaki çivi elinde sökmeye çalış bak. Sağ anlamsız gelebilir. Anlamsız gelen şeyler çok da anlamsız değilmiş. Özellikle bu evde. Kapıları açın, herkesi toplayın. Büyük oyun başlıyor yeniden. Abdullah meydana çıktı. Acaba Doğan içinde başka bir şey mi var? Kendi kendine anlamsız konuşmaya başladın Aziz. Endişelenmeli miyim? Aziz, Aziz çok zor. Aziz çok zor, nefes alıyorum. Dayan. Dayan Feride. Feride. Buyur baba. Ver bakalım güzel çocuk. Allah Allah. Piyonlarla çarkı felek nerede? Ahmet, iyice bir bak etrafa hadi.